28 Ağustos pazartesi. Hemen bültene çok sıcak bir gelişmeyle başlayacağım. Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Ama izninizle X'teki etiketimi söyleyeyim. Bize yok. Emekliye, dula yetime, emekçiye, işçiye, bütçeden gereken maaş zammı yok ama kur korumalı mevduata var. Hepsini anlatacağım fakat sıcak gelişmeyi paylaşalım. Cuma günü gündeme bomba gibi düşmüştü. Ekrem İmamoğlu'nun tırnak içerisinde ahmak iddiaları ile ilgili aldığı ceza yerel mahkeme siyasi yasak ve hapis cezası verdi. İstinaf bunu karara bağlayacak. Ya onayacak ya da yerel mahkemeye göndererek yeniden görüşülme kararının alınmasını isteyecek. Tam istinaf kararı beklenirken Eylül ya da Ekim ayı deniyor kulislerde. Daha önce de yandaş kalemler bunu yazmıştı. Bu haber patladı. Az önce son dakika olarak HSK, Hakimler Savcılar Kurulu bir açıklama yaptı. Bu haberleri yalanladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi Başkanı ve bir üyesinin görevden alındığına davaya bir şekilde müdahale anlamı çıkartılabilecek bu yetkilendirme, bu atama ile ilgili açıklama yaptı. Atama talebinde bulunan ceza dairesi başkanlığı diyor. Yani 24. ceza dairesi başkanı kendi isteğiyle emekliliğe ayrılan bir başka hakim yerine tayin olmak istiyor. 2023 yaz kararnamesi doğrultusunda atamanın yapıldığı bildiriliyor. İşte burada. Cuma günü son dakika olarak aktarmıştım size. Siyasi yasak kararı ile ilgili istinaf görüşmesinden önce hakimin ve bir üyenin değiştirilmesi istinafta. Keza bu siyaset yasağı kararı alınırken de mahkemede başkan daha doğrusu hakim değiştirilmişti. Şöyle bir bakıyorum çok sıcak bir gelişme. Bazı basın yayın organlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı inceleyecek. Bölge İdare Mahkemesi'nin heyetinin kurumumuzca değiştirildiği yönünde çıkan haberlerden dolayı kurumumuzca basın açıklaması yapılması zaruret halini almıştır. Her yıl olduğu gibi bu yılda yaz kararnamesini mütakip sonrasında 31 Temmuz 2023 tarihinde evet Müstemir yetki taleplerinin alınmasına yönelik ilan yapılarak detaylar veriliyor ve oradaki istinaftaki hakimin kendi isteğiyle böyle bir tayin talebinde olduğu yaz kararnamesi vurgulanıyor. Önemliydi. Önce siyaset yasağı, hakim değiştirildi. Sonra istinaf görüşmesi. Belki bu sonbaharda karar çıkacak. Yargıtay onarsa Ekrem İmamoğlu siyasi yasak alacak. İşte HSK istinafla ilgili değişime bir üye ve bir hakimin değişine değişimine bu kararı daha doğrusu bu açıklamayı getirmiş. Gelişmeleri takibe devam ediyoruz. Bundan Meral Akşener'in merakla beklenen konuşması. Hatırlayınız bu cumartesi gününü. Evet randevu olarak günler öncesinden işaret etmişti. Afyonkarahisar'da konuşma sert bir konuşmaydı. Fakat yani ittifakada kapıları kapatmadı. Altılı masayı kıyasıya eleştirdi. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na döndü. Eski ortağı diyelim mi? Meral Hanım'ın eleştirilerine Kemal Bey ne cevap verdi? Bundan sonraki yol haritası ne olacak İyi Parti CHP arasında? Kemal Bey konuştu. Bir bakalım haberine. Milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik. Ama ne yazık ki koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Ve en nihayetinde maalesef olmadı, olamadı, olduramadık. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Sizlerden özür diliyorum demiş, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirmişti. Akşener'in o sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gelmedi. Nezaketsiz davranmam dedi. 2023 seçimlerine girerken burasını birazcık dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Sayın Erdoğan karşısında açık farkla seçimi kazanacak iki aday çıkardık. İki arkadaşımızın ben bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım. Türk milletinden özür diliyorum. Sizlerden özür diliyorum. Akşener bu konuşmayı Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Afyon Kocatepe'de yaptı. Seçim sonuçlarına ilişkin Millet İttifakı'ndaki diğer partilere sert sözlerle yüklendi. Akşener isim vermedi ama en büyük eleştiriyi de Kılıçdaroğlu'na yaptı. O sözlerin ardından sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu Cumhuriyet'e konuştu. Kılıçdaroğlu, Akşener'in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener'e saygısızlık, nezaketsizlik yapmış olurum demişti emekliyetinde. Akşener'in sözlerine yanıt vermekten kaçınan Kılıçdaroğlu yerel seçimlere işaret etti. İttifak vurgusu yaptı. Kazanılan illere yenilerinin eklenebileceğini söyledi. CHP'li bir belediye başkanını seçtiği için pişman olan neredeyse tek bir kent, ilçe, belde yok. Bu başarı adaylarımıza oy veren, bizimle ittifak kuran herkes. Her partinin başarısı. 2024 yerel seçimlerinde bu başarıyı çoğaltarak sürdüreceğiz. Bundan şüphe duymuyorum. Balıkesir, Bursa, Manisa, Denizli, Songuldak başta olmak üzere yeni illeri, büyük şehirleri kazanacağız. Seçim yenilgisinin ardından sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin sayısı hayli fazla. Kılıçdaroğlu onlara da seslendi. Saray iktidarının ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir iktidara karşı demokratik yollarla mücadele etmek de her vatandaşın görevidir. Demokratların sandığı boykot etmesi ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan saray iktidarının da en büyük arzusudur. Kemal Bey siyasi bir nezaket gözetiyor. Önümüzdeki süreçte ittifak çalışmaları için her zaman kapayı açık bırakıyor. Köprüleri yıkmıyor. Peki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, meclis seçiminde 14-28 Mayıs Millet İttifakı altılı masaya yönelik eleştirilerine deva gelecek Saadet Partisi liderleri Meral Hanım'ın bu çıkışına ne dedi? Hamaset diyen de var. Kapıları kapatmayalım yeniden ittifak kurmamız gerekir diyenler, itidal tavsiye edenler de işte tepkiler. Önümüzdeki yerel seçimlerde ise İyi Parti olarak elbette kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız ve göreve talip olacağız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert eleştiriler içeren konuşması ve ittifaksız yerel seçim çağrısına Millet İttifakı paydaşlarından peş peşe yanıt geldi. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu hepinize birden sesleniyorum. DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin Akşener'in konuşmasını hamaset olarak yorumladı. Seçim öncesi de benzer konuşmalar yapıyordu dedi. Merel Hanım'ın tarzı açısından bizim için konuşmada sürpriz olan hiçbir şey yok. Konuşmasının yarısı hamaset. Kemal Bey'e karşı haksızlık ediyor bence. Biz bundan sonra da gerektiği yerde yine ve yeniden Yeter ki milletimiz kazansın diye, yeter ki Türkiye kazansın diye her türlü fedakarlığı yapacağız. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünalsa Akşener'in ittifaksız yerel seçim çağrısını yadırgadığını belirterek bunun Cumhur İttifakı'na yarayacağını söyledi. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın daha çok belediye kazanması isteniyor ve bununla ilgili bir çalışma yapılsa ancak bu kadar olur. Meral Hanım'ın bu çağrısını yadırgadığımı söyleyeyim. Hamasetin ötesinde bir söylem değildi Meral Hanım'ın söyledikleri bu saatten sonra ne bizim ne de aziz milletimizin heba edecek oylarımız yok. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ da Akşener'in çağrısına işbirliği yapmakta fayda var. Adaylar üzerinde işbirliği yapmak gerekiyor yanıtını verdi. Ben sustum ama %60 ile kazanırız diyenler susmadı. Akşener'in açıklamaları karşısında CHP kanadı ise şimdilik sessiz. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine Akşener'e cevap niteliğinde açıklama yapmamaları talimatı verdi. Akşener'in ittifaksız seçim çağrısı partinin ilk MYK toplantısında masaya yatırılacak. Yerel özellikler ve talepler doğrultusunda elbette yerellerde orada burada işbirliği olabilir. Akşener'in açıklamalarına Cumhur İttifakı kanadından ilk yorumsa AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu'ndan geldi. Cevizoğlu o sözleri Cumhur İttifakı'na bir cisim yaklaşıyor olabilir diye değerlendirdi. Meral Akşener enteresan çok da eleştirmek istemiyorum. Hani bir filmde vardı ya bir cisim yaklaşıyor diye. <laughs> Belki Cumhur İttifakı'na doğru bir cisim yaklaşıyor olabilir. O nedenle çok da eleştirmek istemem yarın birlikte olabiliriz cumhur ittifakında. Akşener'in çağrısına MHP'den de yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman Bahçeli'nin yerelde komşu olma davetini hatırlattı. Akşener Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin çağrısına karşılık minlerden kaçmayı seçmiştir dedi. Karşılanmalı ortak akıl